Urfa Limanı ya da Arap Ali Ağıtı. Kıbrıs'ta çok bilinen ve söylenilen bir türkü. 1940'lardan bu yana birçok grup, birçok yorumla bu parçayı popüler bir hale getirmişlerdir. İskeleden çıktım, yan basa basa, aman aman. Fakat bu popüler ağıdın arkasında hüzünlü bir hikaye yatıyor. Mausa Limanı, limandır liman, aman aman. Beni öldüren de yoktur din iman. Uyan alim, uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Larkos ve Hatice çiftiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede onları çok etkileyen bu ağıtı konuştuk ve ardından da Kıbrıs Türk toplumunda bilinen bir sendikacı olan Önder Konuloğlu'yla tanıştık. Önder Konuloğlu, Arap Ali'nin oğlu. 1942 yılında Limassol'da doğan Önder Konuloğlu, henüz 6 aylıkken babası Arap Ali, 1943'te İngiliz askerleri tarafından pusu kurularak haince katlediliyor. Önder Konuloğlu ve iki abisi yetim kalıyorlar. Önder Konuloğlu babasının hikayeleriyle büyüyor. Benim bir büyük abim vardı, Şinasi. 7 yaşındaydı. Bir başka abim vardı, 5 yaş küçük, 2 yaşındaydı o. Ben daha 6 aylıydım. Üç kardeştik, evet. Bunu pek, yani Arap Ali ağıtlarında pek geçmez bunlar ama ben size özel olarak söyleyeyim, yani bir aile yapısıydı bu. Dedem ve dedemin kardeşi Ahmet Salih ve Arap Mahmut. Benim dedem Arap Mahmut'udu. Bunlar Afrika'dan, ama nereden olduğunu da sökemedik. Afrika'dan prangalı geldiler şeye. Kıbrıs'a. İngiliz'in kontrolünde, esarette. Dedem Arap Mahmut, kardeşi yani amcam, büyük amcam Mehmet Salih. Bir de kız kardeşleri vardı, Havva. Yani bunları ben ilerleyen yıllarda araştırdığım için öğrendim. Ama gelin görün ki ben babamın resmini bile 21 yaşında gördüm. Kocanım olan nikahımızı kıydık, kıyıyoruk. Halama dedim ki, ya ver babamın o fotoğrafını bir göstereyim bu çağıza ya. Yani dedim, babamızı bilmeyik, adını bilmeyik, nasıl olacak bu iş? Halam da biraz öyle şeydi, tamam verelim. O sakla dedi resimleri hep. O da abisini çok severdi. Bir küçücük resim verdi bana. Ve o resimden işte şu, burada resim vardır, babamın resmi. Bu babamdır işte. Arap Ali dedikleri budur. Mausa limanı, limandır liman, aman aman. Mausa limanı, limandır liman, aman aman. Beni öldüren de yoktur din iman. O zamanın babamın yanındaki çömezleri vardı, çocuklar. Ki ben büyüdüğümde onlar hep koskoca adam oldulardı, yaşlandılardı. Çocukları vardı. Benim başımı okşarlardı, Arap Ali derlerdi. Bir baban daha gelirse bu memlekete, bu memleket adaletten hiç ceza yemeyecek. Adalet gelecek memlekette. Ama senin baban gibi bir adam daha lazım olsun. O kadar şeydi yani. Yani ondan da bir örnek verecek olursak, o çocuklar babamın hayranıydılar. Gemiler gelirdi Leymos'una. O zaman maunalar vardı. Büyük böyle küçük sandallar var ya, onların 100 metre büyüğü. Çok büyük. Onlara yükleri kollardı. Torbalar, şunlar, bunlar falan. Kutular, paketler. Ve kasalar. Giderdi o, çekerdi kendi küçük motorlar. Çekerdi götürürdü gemiye. Çünkü gemiler gelemezdi kenara. Batardı tabii, sığdı sular. Ve orada o... O gemilere eşya götürürlerdi. Alırlardı eşyaları.
Şimdi o işe gittikleri bir gün sabahtan 7'de girdiler gemiye. Ertesi gün sabah çıktılar. Maunacılar. İş fazla olduğu için de dışarıdan genç çocukları da alırlardı. Ve genç şeyler de, hamallar da vardı. Babalarından kalma. 16 yaşında, 17 yaşında, 15 yaşında. Ali Kaptan diye de birisi vardı orada. Bu işleri organize eden tüccar, zengin. İskelebaşı dediğimiz şey vardı. Böyle denizin içine doğru uzanan, böyle ağır tahtalı alan yaparlar ve onun üstünden işte gemiler, motorlar gelir, dayanır oraya, eşyalar çıkar falan filan. Uzun yaparlardı. Ve o onun sonuna, o iskelenin sonuna masasını koydu Ali Kaptan. İşçiler de gelir, her çıkana parasını verir ve gider. Atar imzasını, ismi yazar ve erkeğini, ücretini. O günkü ücret 5 lira 5 şilin idi. Çok büyük bir paraydı o zaman bu. Babam çıkmış ve gitti. Çocuklar da bu anlattığım sağ meyhaneci, eski maunacılar, hep çocuğudular. Onlar da durur 6-7 kişi böyle birbirlerine konuşurlar. Babam geçerken dedi, ne oldu bu Osman dedi. Osman diye de biri vardı yanlarında. Osman dayı derim ben ona. Ala, verdiler bize eksik para. Niye, ne parası dedi gene. Ay geldik ya da. Kaç para verdiler Sayla dergene? Dergene 5 lira 5 şilin. E bize verdiler 3 lira. 3 lira 3 şilin. 5 şilin. Bir tayka dergene döndü geri. Çocuklar da yürümüş. Bunu bana Osman dayının ağzından duyarım. Git döndürüm dedi bana. Dedi Ali Kaptan'a, Ali Kaptan. Beraber girdik bu çocuklarla sabah 7'de. Ertesi gün de beraber çıktık. Aynı işi yaptı onlardan. Niçin onlara 3 bize 5? Kimi keserse dedi gene gücünü yani. Sana ne Ali dedi gene. Sen paranı tamam aldın mı? Aldım. E karışma başka şey. Olur mu öyle şey ya dedi gene. Bu çocukların hakkı dedi gene 5. 5'tir vereceksin. Vermezsem ne yapan demiş. Osman dayı dedi bana bir vurdu kendine dedi. Ne iskemmi kaldı, ne Ali Kaptan kaldı, ne para. Hepsi de gizli dedi bana. Gitti. Koşanlar moşanlar dedi bana. E biz dedi bana tabii arabayla dedi bayılırdık. Aha böyle şey dedi. Ama biz parayı aldık dedi yani ha. Verdi ya. Ondan sonra çıktı ve verdi bize parayı dedi. Ama polis geldi dedi. Bilmem ne geldi. Ve götürdüler babanı içeri dedi bana. O gittikten sonra Ali Kaptan geldi bize verdi diyor 2'şer liramız. Olay oldu ya. Gittik ertesi gün o zaman da dedi o mahkeme hemen 24 saatte görülürdü İngilizce. Gittik dedi mahkemeye ve beklerik dedi dışarıda. Çıktı dışarı dedi. Barar bitti. Ali 3 ay hapis. Ali Kaptan dedi gene Ali büyük atlarla oynayamam oğlum sen. Bak işte sonunu gördün çok dedi öyle her yere burnunu sokma. Allah için öndürdüm dedi bu. Döndü dedi kendine. Ali Kaptan, Ali Kaptan ne kaptanlığını sayarım ne ustalığını. Sana bunu ben misliyle ödeteceğim. Nasıl olsa koca karı benim çocuklara bakar. Benim gözüm arkanda değil dedi. Gitti. Bizim evimiz doğru konuşmalar dedi Osman dayı. Neyse 3 ay geçti. Çıktım hapishaneden dedi. Gerisini de halam anlattı. Gitti eve dedi gene be Soğayır. Bul bana o lastik şeyleri mi kızım? O gün şu çıktı sabahtan. Lastik şeyleri vardı, balık avlardı. Aldı, dedi kendine bunları bana verdin, beni görmedin. Beni duymadın. Biri sorarsa sana, ağam çıktı mapustan ama gelmedi eve. De. Abi, ağa ne yapacaksın ağa ne yapacaksın? Karışma be Soğayır, bu kız sert idi bu bana, çok derba. Karışmasın ya o derken. Gitti, girdi denize. Dalgalı bir gece, fırtına gider, fırtına gelir. Gitti, bunun 3 tane maunası vardı, o büyük maunalardan. Gitti, girdi denizin altından, tak tak çıkarttı yine tapalarını, tıpaları. Kaçtı. Mauna gömüldü suya. Akıntı geldi, aldı gitti, hiçbir şey. 3 taneden 2 tane kaldı. Ertesi gün sabahtan topladı bizi dedi. Gelin dedi kendilerine, daha Ali Kaptan'la bayram var bugün, göresiniz. Çağırdı bize dedi. Gittik dedi biz de. Ali Kaptan bağırır. Ne oldu gitti gemim? Batırdılar mı gemimi? Kim aldı? Kim yaptı falan? Yanaştı arabayı yanına dedi. O yüzden kuyruk gibi arkasında. Demiş kendine.
Merak etme demiş. Yani söyledim sana mahpushaneden, mahkemeden çıkarken. Misliyle ödeyeceksin. Ben yaptım, hadi git dedi yine ispatla. Hadi yürü. Ben çıkarttım dedi yine. Ve o çocuklar aradılar böyle tezahürat. Hızlı kendilerine kapattı yani belli etmeyin şu iş yaptık bu iş falan. Neyse yani bunları da bana o insanlar anlatır. Yani Önder Bey siz babanızı tanımadınız ama başkaların hikayelerden onu bir nevi tanıyabildiniz. Çocukluğum boyunca hep gözyaşlarım ulan hep dostum. Yakınladım çok. Bu çevreden gelen, bu çevreden söylenenler ve toparlananlar, işte Arabali'nin son derece dürüst, son derece cesur, son derece yardımsever, son derece çoluk çocuğu korumacı bir adamdı. Yani mahalleye bile annem bazen şöyle derdi bak, baban dedi bak mahalleye girdiğinde çıkmaz sokağımız vardı 50 metre, belki 60 metre. O adam dedi, bak şu görürdü yeni bir de toparlanırlar dedi bak sokakta. Kafasını sokardı böyle, kimsenin ne evine bakardı, ne kadınlara, hiç böyle sokar kafasını geri gelirdi eve dedi. Hiç yani öyle taşkınlığı, ona buna bir şeyi yoktu. Köşenin dışındaydı her şey. Limandaydı, gece meyhanedeydi. Babam öyleydi yani. Bunu parça parça annemin anlattıkları vardı. Ama anladığım oydu ki yani çok çok severdi kendini. Onu o da onu. Dediğim gibi limanlarda, işçi yerlerinde, şurada, burada büyük şeyler oldu. Kavgalar oldu. O zamanın kabadayılarıyla da çok girdiği, giriştiği şeyler oldu. Gözleriyle gördüğü insanlar bir takım şeyleri anlattı. Ve sonunda işte gittik o Rumoğlu'na, iskeleye bulduk kendini. Tanıştırdı bizi adam. Anlattık. Adam hatırladı tabii. Zaten biraz sağlam duran bir adamdı. Ben dedi adam ikinci gece bu olayların olacağına inandım. Ama dedi birinci gece ben dedi hayatımda böyle bir şey görmedim dedi adam. İndik aşağı dedi. Askerler girdi içeri. Daha girdiler bir iki adım attılar dedi. Ne olduysa oldu. Bir gürültüdür çıkan ne şişe kaldı dedi, ne iskemmi kaldı, ne kapı kaldı, ne bar kaldı, hiçbir şey. Hepsini zavurttu dışarı dedi. Kapıdan, pençereden attı kendilerini. O askerler de yürüyor da yatır böyle, çıktı dışarı öyle yürüyor, yürüyor, yavaş yavaş da gitti. Ertesi gece ben bilirdim dedi bu işin böyle olacağını ama. Ertesi gece ben adamı tanımam, nesi? Askerler diyor geldi, ne gideyim deyim adama, git de bunlar hazırlıklı geldi. Diyemezdim dedi. Kaldım öyle dedi dışarıda. Bu da çektiler süngüleri diyor. Saldılar üstüne. Ona rağmen diyor. Kırdı sandalyeleri böyle aldı daraklarını diyor eline. Kafalarına neresine gelirse epey diyor şey etti. Vuruştular orada bir 15-20 dakika diyor ve artık arada bir de vururlardı yine süngüyle uzun. Dedi bana adam bıçak tutsalar bir şey yapamayacaklardı. Yani ama süngüler uzundu diyor şey yaptılar. İşte kan kaybı falan biraz güçten düştü. Bağladılar yine dedi. Ellerinden, ayaklarından ve bağladılar yine arabanın üstüne, arkaya. Çek dediler bana. Ben bakarım. Kızdılar bana da diyor. Çek falan. Çektik dedi. Ne yapalım? Meğer dedi. Bu ben arkadan. O adam dedi. Yapıştı otomobilin üstüne. Ayaklarına bastı yukarı. Gitti dedi gideceği yere kadar. 3 mil gittik dedi. Bendi. Durdu araba dedi. Ben zannettim dedi. Parçalandı. Arabada bulmaca ilk parçasını. Dağıttı diyor, çıktı altından arabanın gene baştan saldırdı kendilerine. Orada artık diyor yani epey de vuruştular dedi ve birkaç süngü daha yiyince diyor orada bitirdi. Uyan Ali. Önder Konuloğlu'nun eşi Çağla Konuloğlu, Arap Ali'nin oğlu, Bir Sendikacının Hikayesi isimli kitabıyla Kıbrıs tarihine katkıda bulunmuştu vefatından önce. Babamın ölüm şekli de budur yani. Bunu
Bu parçanın da versiyonları 3 tanedir. Tabii bu şarkıların, bu ağıtın 3 versiyonunu okurken ben hanımla da tartıştım bu işi. Dedim yine ya Çağla, yani kim yazabilir bunu ya? Ben bu Hint kumaşıdır dedim, bulunmaz. Dedi Önder öyle söyleme. Şimdi de bak bunun bir defa dedi bak şeyin yani yazarın yahut da kurgucu kimse. Burada hissiyat var dedi bak. Uyan Halim uyan uyanmaz oldu. Yedi süngü derse dayanmaz oldu falan. Bu dedi bana erkek işi değil. Bunu dedi bak yazan, bak bunu bak eşim söyledi. Bunu dedi bana yazan %99 bir kadındır dedi bak. Ve örtülü kaldı bu iş dedi bak. Açılmadı dışarı. Bir yerde yazdı, attı. Verdi birini ona. Yıllar sonra çıktı bu. Onun için dedi bak yani bunu böyle yani biri oturdu da besteledi babana da şu öyle bir şey yoktur dedi bak. Bu dedi bak bir sevgi dalgasının içindedir dedi bak. E mesela dedi bak baban nasıl bir adamıdır? Yani dedim nasıl yani? Yani dedi bak sen daha iyi bilin dedi bak yani öğrendin babanın da annenden de. Dedi bak öyle çapkınıdı yani falan filan. E dedim yani o aradaydı arabalı ya dedim. Ben söylemem ya bunu arkadaşları söyler. İşte onlardan biri için anneni desem dedi bak. Annem okuma yazma bilmezdi. Annemden değil. Ama bunu seven bu illa da aşk değil dedi bak ya. Yani aile kadın bir aileden de olur bu kadın. Yakın da olur, uzak da olur. Bir sevdanın sonucu da olur ama bu kalem dedi bak kadın kalemi. Başka türlü olamaz dedi bak bu yazı. Mümkün değil dedi bak. Ha, kim besteledi? Müziği kim bilmem. Ama 31 sene kaldı İngiltere'de. 31 sene sonra açıldı şeyler, dosyalar. Kıbrıs'ta olan olaylar. 31 sene sonra açıldığında gelin görün ki işte orada İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı çocuklar vardı. Mausalı. İşte bu olay ondan çıktı. O çocuklar açtılar o dosyayı, nereden ellerine geçirttilerse ve buldular Arabalı Ağıdı'nın notalarında şunu buyunu da. Yani 70'lerde söylenmeye başladı. Evet ama bu 70'lerde söylenmeye başladı. Ondan evvel biz bunu meyhane ağzıyla şişelere vururlardı. Meyhaneden çıktı yan basa basa ciğerim döküldü kan kusa kusa. Uyan Halim uyan uyanmaz oldum. Yedi süngü arasına dayanmaz oldum diye. Maunacılar okurdu bunu. Ben de giderdim bir şey alayım bakkaldan, duyardım iki damla gözyaşı giderdim eve. Anne, babamı söylerlerdi gene. Bir şey değil oğlum, onlar söyler derdi be. Nisan 2017 tarihinde Akel'in düzenlediği iki toplumlu kültür festivalinde genç rockçulardan oluşan Limestone isimli müzik grubu Mausa Limanı parçasını seslendirdiler. Önder Konuloğlu'yla eski günleri yad ederken iki toplumun yakınlaşması üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Kıbrıs'ta Türklerle Kıbrıslı Rumlar mı istiyordu şeyi? Kıbrıs'ta şeyi, anlaşmayı. Türkiye'nin garantörlüğünü mü istiyordu? O da Yunanistan'ın garantörlüğünü mü istiyordu yani? Yok da öyle bir şey. Ortaya çıkan anlaşmanın içerisinde iki ana vatan, tırnak içinde iki ana vatan, da garantör olacak. Bir de İngiliz üstleri vardı. İngiliz de orada olacak. O da üç garantörle. Şimdi üç garantör geldi. İstemeyik. Niçin? Biz Türkiye'nin garantörlüğüne mi muhtaçız? Onlar da Yunanistan'ın. Yok. Koskoca Avrupa Birliği vatandaşlığı var burada. Cumhuriyet var burada. Biz de o cumhuriyetin ortaklarıyız. Biz bunların ortağı olduktan sonra Rumlar ve biz, ben de bunu anlayamıyorum Rumlarda da bizde de. Niye yersiniz ya o birbirinizi? Ya oturun aklınızı başınıza bir açın, adam gibi düşünün. Göreceksiniz ki yolu bulacaksınız. Kıbrıs'ta Kıbrıslılarındır Kıbrıs. Ne Yunanistan'ındır, ne Türkiye'nindir, ne İngiltere'nindir. Hiçbirinin değildir Kıbrıs. Kıbrıs bizimdir. Kıbrıs'ın o güzel günlerini yaşayan bizim yaşlarımızdaki insanlar özledik biz o günleri. Ama bu kültürüyle, şuyla, buyla, zenginliğiyle, parayla değildir. İnsanlığın önde gittiği bir dönem yaşadık. İnsanlığın
Veyoka TMT zamanlarında Rum ustaların yanındaki çıraklara hadi oğlum git da ben seni aradığımda gelin. Tehlikelidir bu akşam her şey derdi. Kendi çırağını korurdu adamlar. Yollarlar doyar. Aynı şekilde de Rum fabrikaları. Benim kaynatan Rum fabrikasında işledi. Geo'da arkadaşları yollattı. Kendi gelmedi diyor kendine. Şu vuracaklar seni. Yani bunlar burada böyle cereyan ederken biz anksızdan kendimizi bulduk. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortağı bulduk da bulduktan sonra neler olmadı bu mamlaka. Dayanmaz oldu. Uzağına attılar.